Gıda herhalde. Nereden? Gıdalardan. Buyurun, 1400 puan. Seçkin. Seçkin. 600 puan. Gerek. Aksesuar. Tertemiz. Çok rahatsınız. Akrobatik. Akrobatik, cambazlıkla ilgili demek sözcüktür. İrrasyonel. İrrasyonel. Kerem Bey geldiler. Kendisi mühendistir efendim, öğretim üyesidir. Müzikle de yakından ilgilenmek istemiş, çok yakınlaşamamış. Doğru mu? Öyle oldu maalesef. Bir ara bateri çalmış, vazgeçmiş, kafası şişmiş çünkü. Daha böyle salim, daha sakin aktiviteleri tercih ediyor. O yüzden de kelime oyununa katıldım. Maşallah ilkinde de gayet rahat. Şöyle parkta bir yürüyüş yapar gibi şampiyonluğa uzandı. Sorularım daha basittir dedi. Ama şimdi neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Evet. Hazır mısınız hocam? Hazırım. Hazırsınız. Bu hafta finalidir. Şampiyonlar gelecek diye özellikle soruları zorlaştırmadık. Yine basit basit sorularım var. Geçen seferki 9200'ü bence biraz daha yukarılara taşırsınız ha? İnşallah. Gelsin mi? Gelsin. Laf kalabalığı yaptık bu soruda. Son kısma odaklanın lütfen. 4 harfi bir kelimeyi arıyorsunuz. Latince atlara vurulan gem anlamındaki bir sözcükten evrilmiş. Boş verin bunu. Hız kesme ve durdurma mekanizmalarının genel adıdır hocam. Fren mi? Ne yapsak? Fren. Durduralım. 400 puan. Kucaklayalım. İkinci soruda belki biraz daha uğraşırız. Çok daha basit ama çabucak akla gelir mi diye sorduruyor insana. Birini acımasızca, gaddarca öldürmüş olan kişi. Katil. 4 harfli. Hayatını almış. Cani. Cani. Yerleşti yerine. Gezdiğinizi, dolaştığınızı biliyorum. Değil mi? Özellikle evet. Arkadaş gruplarınızla birlikte seyahatlere de çıkıyorsunuz. Evet. Uğradınız mı böyle Güneydoğu'ya falan? Yaptınız mı öyle geziler? Güneydoğu'ya gitmek daha kısmet olmadı maalesef. Gittiğiniz birçok turistik yerde illa zorla metazori ikram ederler. Bakalım neymiş? Güneydoğu Anadolu'ya özgü acı kahve. Dibek mi? Dibek değil. Dibek değil. Başka bir şey. Değil. Bunun bir böyle içme ritüeli de vardır işte böyle ha, alacaksınız evet, şöyle vereceksiniz filan. Ben bir harf alabilirim. Bir harf alalım hatırlarsınız bence o harfle. M harfiyle başlıyor bu acı kahvenin adı. Mırra mıydı? Neydi onun ismi? Mırra onun ismi. Kasayı 1200 yaptı gayet güzel. Hadi gelsin 5 harfliler hadi bitsin 5 harfliler. Nasıl bir soruymuş? Duyu ve hareket uyarılarının beyin ve organlar arası iletimini sağlayan beyazımsı teller. Sinir. Sinirler. 500 puan daha. Hadi altı harfler. Çıkın karşımıza. Tek kelime bu. Kullanılıyor da yaygınlığı biraz azaldı efendim. Eski nesil daha çok kullanırdı bunu. Bir görelim. Fransızca kökenli diyet sözcüğünün Farsça kökenli eş anlamlısıdır. Rejim değil tabii ki. Rejim değil. Rejim var, diyet var. Bir de eskiler bir şey daha söylermiş. Doktor bana ne verdi? Diyet verdi. Perhiz. Perhiz verdi. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Şimdi frende gösterdiğiniz başarıyı burada da göstereceksiniz efendim. Yine böyle taşıtlarla ilgili bir şey. Bu biraz daha yürür aksam. Bir görelim. Taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş olan mil. Tekerlek ekseni, aks. Ben ya, makine mühendisiyim ya. Bunu biliyorum. Hocam bulursunuz bunu. Bulursunuz bunu. Bu... Dingil mi acaba? Herhalde dingil. Ben de hakaret sözü olarak da kullanılır demeye hazırlanıyordum ki. İhtiyacınız yokmuş, onu gösterdiniz maşallah. Ve böylelikle kendinizi ulaştırdınız yarışmanın tam ortasına. Daha doğrusu şunu cevapladığınızda orada olacağız. İki kelimedir, şöyle sorulur. Deri yüzeyine sıvı salgılayan ve vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlayan organ. Ter bez. Oldu bitti. 700 puan daha. Geçen seferkinden çok daha rahatız. Bunu söylemek isterim. Evet biraz alıştık herhalde. Maşallah çok iyi gidiyorsunuz. Aynen devam hiç bozmayın ne olur. Buyurun yenisi. Yine iki kelimeden oluşuyor. Hocam biraz böyle mecazi düşünelim olur mu? Sevilen, sayılan, el üstünde tutulan kişi iki kelime. Nokta noktasın. Hürmetli gibi bir şey değil. Seni çok seviyoruz. Alalım mı? Peki. Yaygın kullanılıyor. Çok seviyoruz, çok sayıyoruz seni. Nokta noktasın. Hani el üstünde tutulan kişi demiş ama daha da yukarıda bu.
aslında. El de değil yani, daha da yukarıda. Kerem Bey. Sen bizim baş tacımızsın. Gayet güzel. Süreye bakıyorum, 1 dakika 48 saniye yazıyor. Geriye kalan 6 soru için yeterli bir süre gibi geliyor bana. 9600 puanda pırıl pırıl parlıyor efendim. Affetmeyin. Buyurun yeni soruya. İki kelime ve diyor ki, trafiğin akışını kesmemek için inşa edilen tünel biçimindeki yoldur. İki kelime. Trafiğin akışını kesmemek için inşa edilmiş ve tünel biçimindeymiş. Demek ki? Alt geçit. Nedir o? Alt geçit. Alt geçit. Dikkat. Çiçeklere dair çok bilginiz olmasa bile şu açıklamayla birlikte efendim bu çiçeğin ismini hiç harf almadan yerleştirirsiniz. Buyurun gelsin. Adını narin parmaklara benzeyen sapçık ve yapraklarından alan bir çiçek türüdür. Kusura bakmayın. Narin parmaklara benzeyen sapçık ve yaprak. Hiçbir fikrim yok. Yani. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazılıyor elbette. Çünkü o çiçeğin adı bu. Geceleri kokar. Kokusu da insanı alır, başka taraflara götürür. Sapçık ve yaprakların parmaklara adını benziyor. O narin parmaklara benzeyen sapçıklardan ve yapraklarından almış. Öyle bir çiçek bu. Ben harf alayım. Bir harf aldık. Bir çiçeğin ismini arıyoruz. Bu çiçeğin ismi, adını narin... Hanım eli. Hanım eli. 700 puan değerinde. 5700 oldu kasa. 9600 diyorduk ama 9500 de işimizi görür. Şimdi tek kelimeden oluşan bir cevabımız var. Ve mekmak değil de mema diye bitiyor. Görelim. Nasıl soruluyor? Mecazi anlamda dikkatini belli bir noktada toplama. Odaklanma mı acaba? Mı mı? Odaklanma. Bizzat kendisi. 900 puan daha. 6600. Hiç beklemeyelim efendim. Melez bir tabirin içerisine gireceğiz şimdi. Sonundaki fiil bizden. İlk kelime batı kökenli. Kullanılıyor mu? Hem de nasıl. Sokak jargonundan. Buyurun bakalım. Argo'da. Hoşnutsuzluğunu belli etmek için ters tavırlar ve davranışlarda bulunmak. Melez bir tabir, fiil bizden, ilk kelime batı kökenli. Bir şeye bozulmuş, ters tavırlar ve davranışlarla bunu göstermeye çalışıyor. Yani trip yapmak diyeceğim ama... Sığmadı mı? O zaman yapmak yerine başka bir şey mi bulsak? Trip atmak. Trip atmak. 900 puan daha. Kerem Bey, iki tane soru kaldı. 20 saniyede cevap vereceğiz onlara. Şu 7500'ü 9500'e döndüreceğiz efendim. İki kelimeden oluşuyor ilk 10 harfli cevabınız. Bakın nasıl soruluyor. Gönül okşayıcı konuşmalar yapan, güzel sözler söyleyen kişilere yönelik bir tabir. Nasıl bir insan bu? Gönül okşayıcı konuşmalar yapıyor, güzel sözler söylüyor. 8 saniye, 7 saniye, bir soru daha var. Bir harf alayım. Bir harf istedik, 5 saniye kala durdurduk. İki kelime, unutmayalım. Gönül okşayıcı konuşmalar yapan, güzel sözler söyleyen kişiler. İki kelime. İki kelime. O D harfi de çok kritik yerden geldi. Nasıl bir insan? Hoş sözlü, güzel. Hoş sözlü. Sözlü denmez de böyle bir şey yok. Eyvah! İkna eder yani insanı böyle. Güzel güzel konuşur, şeker şeker konuşur, ikna eder insanı. Yani deliğine kaçanı bile ikna eder. Gerçekten diyecekler. Kerem Bey! Tatlı dilli. Tüh diyorum. Müsaade ederseniz ya son yani sorumuza geçiyorum. Gelsin bakalım. Varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış olan algılama yeteneğidir. İki kelime yine. Varlığı bilimsel olarak kanıtlanmamış olan... Altıncı his. Altıncı his 900 puan daha kazandırıyor. Alınan L harfi aslına bakarsanız moral bozukluğu doğrultusundaydı. Evet, evet. Yani biz bu hadiseyi böyle 7500'de değil de ilk konuştuğumuz gibi 9500'de bitirirdik. 9500 almış gibi bir alkış ne olur?